Peki hocam, son olarak da şey sorsam, aslında şu an dijital içerik sağlayıcılar ya da sektör, bu tamam şu an çok aykırı bir dönem, hani hiçbirimizin daha önce yaşamadığı bir süreci yaşıyoruz, ama hani endişeleri var mı, yoksa tam tersi aslında o üreticiler için, VOD kısım için özellikle, yani geleneksel için demiyorum, onu zaten konuştuk. Dijital tarafta üreten içerik sağlayıcılar ve sektör dekiler için hani durum nereye gidiyor? Onlar ne düşünüyor sizce bu durumdan? Bu durumun gidişatını olumlu mu görüyorlar? Kendi içerik üretimleri açısından soruyorum tabii ki. Yani tabii ki de pazarın onların tarafında bir artış göstermesi. Yani şu anda bu televizyon tarafında bir artış var ama bu demek değil ki VOD tarafında iş tam tersine gidiyor. Yani televizyon şu anda VOD'den veya işte dijital kanallar ya da işte internet televizyondan bir şey çalmış değil. İnsanların medya üretim tüketimleri arttı. Burada televizyonun aldığı pay daha yüksek olabilir belki ama diğerleri de bir pay alıyor. Bu bir gerçek. Fakat benim yani Türkiye için konuşuyorum. Yani Türkiye'de video on demand kanalların televizyonla kafa kafaya geleyim, kapışayım, onu mahvedeyim, öne geçeyim, ezeyim gibi bir anlayış içinde olmadıklarını biliyorum. Çünkü zaten bunun aslında çok da mümkün olmadığını onlar da biliyorlar. Şu aşamada mümkün olmadığını biliyorlar. Ve bunu daha böyle işte birlikte yaşamak ve bu alanda özellikle televizyon için yapılan üretimleri kendi tarafımıza nasıl alırız, bunları nasıl yayınlarız? Hangi reyting yapan diziyi öncelikle ben onun yayın haklarını kaparım? Hangi içerikleri hangi müşterime daha uygun şekilde veririm de onu daha iyi satarım mı peşinde koşuyorlar. Yani klasik bir televizyoncu gibi düşünmeden onlar dünyanın her tarafından içerik topluyorlar. Öyle bakıyorlar olaya. Ve hani ben günün sonunda işte televizyon reytinginin değerini biliyoruz. Yani televizyon reytingleri o kadar önemli ki reklam verenlerin hangi kanala nasıl para akıtacaklarını belirleyen bir data. Bununla rekabet etmek yerine kendi müşterilerini, kendi kitlelerini ayakta tutmak, onlara sürekli düzenli bir şekilde yeni içerikler sunmak, onları ne istiyorlar konusunda böyle bir test etmek, anlamak. Bunun peşindeler. Zaten bunun sonunda insanlar bir saat televizyon seyrettikten sonra iyi hadi ben de biraz da şuna bakayım, VOD'ye bakayım, burada ne vardı, şu dizide ne oldu, hadi oturup seyredeyim noktasına gidecekler ve gidiyorlar da. Dolayısıyla ben bir kısmıyla da görüştüğüm için biliyorum. Yani o kanalların yöneticileriyle de temasım var. Onların böyle bir dertleri yok. Ha, şunu diyorlar yani biz bütün Türkiye'deki evlerde smart TV'ler, büyük ekranlar, duvarları asılmadıkça ve süper bir internet bağlantısıyla insanlar evde birkaç odada bile bu smart TV'leri kullanarak işte yatarak rahat rahat kanepesinde televizyon izler tecrübesini VOD'de yaşamadıkça zaten bizim televizyonda çok fazla rekabet etmemiz mümkün değil dalar. Ama bunun da zamanı belki bir gün gelecek ama şu anda olmadığı kesin.